Merhabalar. Korona mahkumundan merhabalar. Yine bir hücre yayını yapıyorum size. Aklıma Zende Mahkumları adlı kitap geldi. Zende Mahkumları'nda bir takım kahramanlar bir kalede mahsur kalan ya da tutulan kahramanlığı ya da kahramanları kurtarmaya çalışır. Umarım bizi de bu korona mahkumiyetinden bilim adamları en kısa zamanda kurtarır. Çünkü çok özledik doğada dolaşmayı, çimlere basmayı, parklara gitmeyi, hele hele sahilde oturup bir bardak dostlarla bira içmeyi. Şimdi konumuza dönelim. Birinci bölümde sanatla nihilizm ve hiççilik arasındaki ilişkilere biraz değinmiştik. Bu bölümde ise nihilizmin tarihsel gelişimine bir bakacağız. Ama burada kalmayacak. Bölümleri kısa tutmaya çalışıyorum. Çünkü felsefe insanı yoruyor. Yazılı kaynaklarda hiççilik yani nihilizm savlarını dile getiren ilk filozof olarak Sicilyalı Gorgias görünür. Büyük sofist ve retorikçi Gorgias. 483 milattan önce 483-376 yılları arasında yaşamıştır Gorgias. Ve söylediği sözlerle ve kullandığı üslupla hiççiliğin önünü açmıştır. 107 yaşına kadar yaşadığı da söylenir bu adamın bazı yerlerde. Yani nihilist nihilist 107 yaşına kadar. Şimdi gelelim ne demiş bizim büyük retorikçimiz? Diyor ki, sonsuz bir varlık kendini sınırlandıran uzayda bulunamaz. Şu halde hiçbir yerde değildir. Hiçbir yerde olmayan şey de yoktur. Hiçbir şey var değildir. Herhangi bir şey var olmuş olsa bile bilinemez. Bilinmesi mümkün olsa bile başkasına iletilemez. Deyip şöyle devam ediyor. Ortada herhangi bir gerçek ve gerçek hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Bu düşünceler, bu savlar Gorgias'ı septizizmin ve nihilizmin en önemli savunucularından biri haline getiriyor. Ve aslında belki de bizim üzerimizdeki etkisi, dünya üzerindeki etkisi en fazla olan saptamalarından, söylediklerinden biri şu. Hitabet her şey hakkında sözdür. Herkesi her şeye ikna etmek mümkündür. İşte zurnanın zurt dediği yer burası. Bu sözü biraz açmak istiyorum. Hitabet ve retorik. Bunu açabilmek için de tarihsel bir takım olaylardan yararlanacağım. Bunlardan birincisini pek çoğumuz biliyoruz. Şöyle açıklayayım.
Milattan önce 399. Atina. Büyük bir amfiteyatır. Halk toplanmış. 500'ler meclisi orada. Bir tarafta Sokrates, büyük deha. Öbür tarafta başka bir büyük adam. Aristofanes. Birinin büyüklüğü dünya felsefesine yaptığı katkıdan geliyor. Öbürünün büyüklüğü komedya yazarlığından. Aristofanes komedya, büyük bir komedya yazarı olmakla beraber aynı zamanda büyük bir retorik üstadı. Konuşmalarıyla ve tarzıyla herkesi etkileyebilen bir adam. Anlattıkları gerçek olmasa bile. İşte retoriğin önemi burada çıkıyor. Ve muhteşem demokrasi, 500'ler meclisi, Sokrates hakkında kararı demokrasi verecek. Halk oylaması verecek diyorsunuz değil mi? Hayır. Sokrates hakkındaki kararı retorik veriyor. Sokrates hakkındaki kararı Aristofanes'in dili kullanmadaki, bedeni kullanmadaki üstünlüğü veriyor. Bu mu demokrasi? Evet. Sonu biliyorsunuz. Büyük deha Sokrates sözde demokratik bir oylamayla ölüme mahkum ediliyor. Baldıran zehriyle. Daha sonraya gelelim. Avrupa kan, ateş içinde ve gözyaşı içinde. İkinci Dünya Savaşı, faşizm gümbür gümbür geliyor. Yakıyor, yıkıyor, talan ediyor her yeri. Önce uydurmaca bir haberle Polonya sınırından giriyorlar. Sanki Polonya kendilerine saldırmış gibi gösteriyorlar. Tabii daha öncesi de var. Reichstag'ı yakıyorlar. Hollandalı bir gerizekalıya Reichstag'ı yaktırıp öncelerinde komünistler yaktı Reichstag'ı diye bir söylenti çıkartıp SS gençlerini harekete geçiriyorlar. SA'lar belki de işte o zamanın kara gömleklileri. Ve faşizm böyle yükseliyor. Faşizm bu şekilde yükselirken yani yalan ve saptırmacalarla içlerinden de iki tane büyük retorikçi çıkıyor. Hitabeti kuvvetli insan çıkıyor. Çıkmaz olaydı. Goebbels ve Hitler. Bu adamlar Goebbels beyin, propaganda bakanı. Hitler'i zaten hepimiz biliyoruz. Ve Hitler'in o büyük hitabet gücünü en güzel aslında Charlie Chaplin Diktatör filminde hicvetmiş. İzlediyseniz. Ve bunlar milyonları etkiliyorlar. Bütün bir Almanya'yı köle ediyorlar kendilerine, söylemleriyle. Ve direkt ölüme gönderebiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tabii İkinci Dünya Savaşı'nın asıl nedenleri var.
paylaşım nedenleri, İngiltere, Fransa, Almanya arasındaki sömürü çarkının başında kimin yer alacağı ile ilgili, çelik endüstrisinde kim öne geçecek, bunlarla ilgili. Ama bunların bir hatibe ihtiyacı var, bir retorikçiye ihtiyacı var ve bir sapkına ihtiyacı var. İşte o adam da Hitler ve dünyanın başına ördüğü çorabı hepimiz yakından biliyoruz. Retorik işte bu. Tabii bunu daha açık terimlerle ifade etmek istiyorum, retoriğin ne olduğunu. Tek bir kişinin uzun ve coşkulu konuşmalarla bir grubu kendi düşüncesine inandırması. Tek yönlü bir proses bu. Her şey mübahtır retorikte. Dinleyicinin kısıtlı zekası olduğunu kabul eden konuşmacı, bazen süslü kelimelerle, bazen alaycı, bazen otoriter bir dille kitleyi manipüle edip akılsızca bir itaat algısı yaratır ve bununla itme gücü yaratır bu grup üzerinde. Sokrates idam edildi, Avrupa yandı, yıkıldı. Ama siz merak etmeyin, dünya beşten büyüktür, herkes bizi kıskanıyor. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.